Merhaba arkadaşlar, ben Latif Can Erdem. İstanbul Ülke Ocakları Ortaöğretim Birimi İl Yöneticisiyim. Bugün sizlerle geçmişten günümüze Turancılık Hareketi konulu seminerimizi işleyeceğiz. Seminerimize başlarken Turan kelimesi ne anlama gelmekte? Tam olarak neyi ifade etmekte? Buna biraz değinmek istiyorum. Kelime karşımıza ilk defa 10. yüzyılda Firdevsi'nin Şehname isimli eserinde çıkmakta. Bu eserde Firdevsi, İran, Turan adını verdiği bir dizi savaşlardan bahsediyor. Ve bu savaşların esas kahramanı bizim Alper Tunga olarak bildiğimiz İskit Sakalı'nın ünlü lideri ve kitapta da Afrasiyap olarak geçen bir kahraman. Baktığımızda Firdevsi bu eserde Türk yurtlarını tanımlamak için ve bu yurttaki kavimleri karşılamak için Turan kelimesini kullanıyor. Ve kitapta da İran, Turan olarak bunları özetliyor. Bu kelimenin kavram olarak karşımıza ilk çıkışı bugünkü anlamıyla Macaristan'da 1800'lere dayanıyor. Macaristanlı aydınlar bu dönemde çeşitli siyasi gündemlerden de etkilenerek Ural-Altay kavimlerini bir araya getirme, bu kavimlerin tarihi ve dilleriyle ilgili çalışmalar yapma konusunda bir araya geliyor. Çeşitli çalışmalar meydana getiriyor. Ve bu şekilde bu kavramın ve bu fikriyatın ilk temellerini atıyorlar. Bu süreçte biraz da ortamı ve dünyayı açıklamak gerektiğini düşünüyorum. Fikrin doğmuş olduğu süreç 1789 Fransız İhtilali'nden sonra artık dünyada imparatorlukların yavaş yavaş yerini ulus devletlere ve fikri anlamda da insanların milliyetçilik fikrine sarıldığı bir dönem. Özellikle coğrafi keşifler, Avrupa'da bu bahsetmiş olduğumuz ulus devletler ve Türk milletinin, Türk halklarının yoğun yaşamış olduğu bölgelerdeki Rus hakimiyeti bu fikrin güçlenmesi, Turancılık anlayışının güçlenmesi anlamında çok önemli faktörler. Kendi içimize dönecek olursak Osmanlı'da da yine süreçten bağımsız bir durum söz konusu değil. Osmanlı'da imparatorlukların dağılma sürecinde olmasıyla birlikte zor zamanlar geçirmekte. Ve ülke içerisinde bu konuyla ilgili olarak 4 ana akım, 4 ana fikriyat ön plana çıkmakta. Bunlar hepimizin bildiği Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık akımları. Turancılıkla bağlantılı olarak Türkçülük fikriyatı o dönemde birçok aydın tarafından benimsenmekte. Özellikle bahsetmiş olduğumuz bu Rusya'nın işgal etmiş olduğu bölgelerden Osmanlı'ya iltica eden aydınlar bu fikriyatın gelişmesinde büyük rol oynuyor. Osmanlı'nın Turancılığa bakış açısı olarak da Ziya Gökalp'ten örnek vermek doğru olur diye düşünüyorum. Ziya Gökalp bu konuda şu şekilde düşünüyor. Oğuzlar, yani bugünkü Türkiye, Azerbaycan, Musul, Kerkük ve genel anlamda Türkmenistan'da yaşayan Türkler için Oğuz Türk'ü nitelemesi yapılır. Oğuz boyuna mensuplardır. Oğuzlar birleştiğinde o günkü Türk'ten kasıt sadece Osmanlı'da yaşayan Türkleri dünya kamuoyu kabul ettiği için bunların birleşimine Türkistan denilir diyor. Eğer devamında bu tanımın dışında kalan Türkler de ileride kendileri Kazak, Kırgız, Özbek gibi millet olarak anılmaya başlarlarsa bu diğer Türk boylarıyla da birleşip Turan'ı meydana getirir diye Ziya Gökalp ifade ediyor. Yine baktığımız zaman Osmanlı içerisinde bu dönemde Turancılıkla ilgili olarak birçok çalışma yürütülüyor. Baktığımızda Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmaniye eseri, yine baktığımız zaman Şemseddin Sami, Ahmet Cevdet Paşa ve Ali Suavi'nin çeşitli eserleri bu dönemde Türkçülük ve Turancılık fikirlerinin güçlenmesine büyük bir önem arz ediyor. Bu dönemde yine siyasi olarak bakacak olursak Osmanlı içerisinde meşrutiyetin olduğu bir dönem ve bu dönemde devlet içerisinde çeşitli partiler, çeşitli cemiyetler var. Bunlardan bir tanesi de İttihat ve Terakki Cemiyeti. İttihat ve Terakki Cemiyeti genel anlamda içerisinde Türkçüleri ve Turancı fikriyata sahip olan aydınları, siyasetçileri ve askerleri barındırmakta. Ve bu anlamda da bu fikriyatın siyasi olarak temsil edilmesi noktasında bir önem arz ediyor. Yine aynı dönemlerde 1908'de Türk Derneği isimli bir oluşum meydana geliyor. Bu Türk Derneği'nin kurucuları arasında hepimizin ismini çokça duyduğu Yusuf Akçura, Necip Asım, Veled Çelebi, Rıza Tevfik gibi isimler bulunuyor. Bu anlamda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Yine 1911'de
Türk Yurdu Cemiyeti isimli bir cemiyetle yine faaliyete başlıyor. Fakat bunların devamında bizim ismini daha sık duyduğumuz, kulağımızın daha aşina olduğu başka bir oluşum, başka bir cemiyet kuruluyor. 1912'de Türk Ocakları faaliyete giriyor. Ve Türkçülük Turancılık fikriyatının esas merkezi haline geliyor. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yine Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Reşit Galip, Hamdullah Supi Tanrıöver, Halide Edip, Adnan Adıvar gibi isimler bulunuyor. Ve Türk Ocağı bu anlamda çok çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda çeşitli dergiler, çeşitli yayınlar neşrediliyor. Yine baktığımız zaman bu dönemde Mehmet Emin Yurdakul, Turan'a Doğru isimli bir şiir derlemesi çıkartıyor. Ve bu da bu fikriyatın duyurulması ve geniş çapta karşılık bulması anlamında önemli bir eser. Halide Edip Yeni Turan isimli bir roman neşrediyor. Bu da yine önemli bir eser. Ömer Seyfettin'in Yarınki Turan isimli risalesi yine sayabileceğimiz önemli eserlerden. Bu gibi eserler Türkçülük ve Turancılık fikrinin gerek Osmanlı coğrafyasında gerek tüm Türk coğrafyası üzerinde yayılmasını ve duyulmasını sağlayan eserler, sağlayan çalışmalar. Devamında bildiğimiz gibi bütün dünyayı derinden etkileyen ve Osmanlı'nın da içerisinde bulunduğu Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Yine bu dönemde baktığımızda İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi elinde bulunduran esas unsur. Ve İttihat Terakki Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı girerken bu konuyla ilgili olarak bir savaş propaganda metni yayınlıyor. Metnin ismi Türkler bu muharebede ne kazanabilir? Munis Tekinat tarafından kaleme alınan bu eserde Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'nın girişinin esas sebebi ve hedefi Turan olarak gösteriliyor. Yani Osmanlı bu savaşa girdikten sonrasında güç kazanarak çıkabilirse hedef Turan'ın kurulması, yani Türklerin bir araya getirilmesi. Devamında yine ilintili olarak görebileceğimiz başka olaylar, Enver Paşa'nın 1914'te başında bulunarak başlatmış olduğu Erzurum üzerinden Sarıkamış ve devamında Rusları bu topraklardan atma fikri, akabinde de Kafkas Sızır üzerinden Asya'ya, Orta Asya'ya açılarak buradaki Türkleri bir araya getirme ve bu Türklerin de kuvvetini, yardımını alarak Osmanlı'yı bu savaştan galip çıkarma üzerine. Yine bu da tarihimizde çok çok konuşulan ve Turancılığın fikri anlamdan fiiliyata geçişi anlamında önemli dönüm noktalarından birisi. Her ne kadar tam anlamıyla başarıya ulaşmamış olsa dahi Sarıkamış Harekatı olarak nitelediğimiz bu harekat Turancılık fikriyatında çok önemli bir yer arz ediyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi olarak Türkçülük ve Türk milliyetçiliği fikri temel kuruluş felsefesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü baktığımızda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki isimler, gerek devletin kuruluşu sırasında fikri önem arz eden isimler hep Türk milliyetçisi isimler olmuş. Bu sebeple de biz Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi olarak Türkçülüğü söyleyebiliriz. Fakat Cumhuriyet kurulduktan sonrasında Cumhuriyet döneminin barış ve denge politikasıyla da bağlantılı olarak bu Turancılık fikri biraz geri planda kalıyor. Baktığımız zaman aslında Atatürk her ne kadar Türk dünyası ile ilgili fikirlere sahip olsa da özellikle Atatürk sonrasında gelişen 2. Dünya Savaşı öncesi süreçte Turancılık daha da geri plana atılıyor. Ve 1930'ların sonlarına doğru yaklaştığımızda artık Turancılık bir nevi suç olarak gösterilmeye başlanıyor. Yine bu süreçte Türkçü ve Turancı fikriyatın önde gelen isimleri arasında biz Hüseyin Nihal Atsız'ı görüyoruz. Nihal Atsız çıkarmış olduğu Atsız Mecmua, Orhun gibi dergilerle artık Turancı fikriyatın sesi olarak ön planda. Yine Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu gibi isimler de bu süreçte ön planda olan isimler. Bahsettiğimiz sürecin devamında 2. Dünya Savaşı'nın da getirmiş olduğu süreçle birlikte ülkede 3 Mayıs 1944 olayları diye bildiğimiz bir dizi olaylar yaşanıyor. Bu olaylar başka bir seminerimizin konusu olduğu için çok fazla detaya değinmek istemiyorum. Ancak hani kısaca özetleyecek olursak olaylar Nihal Atsız'ın dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na yazmış olduğu mektuplar üzerinden başlıyor.
Tabii ki esas sebebi bu mektuplar veyahut içeriği değil. Temel anlamda o dönemki yönetime, özellikle Rusya'nın, Sovyetlerin yapmış olduğu baskı ve Türk milliyetçilerinin, Turancıların Rus toprakları üzerindeki diğer Türk milliyetçileri ve Turancılar üzerindeki etkisi sebebiyle Türkiye'nin bir lokomotif halini alması ve devamında da Türkiye'deki Türkçü ve Turancıların sesini kesebilme, kısabilme anlamında bir nevi baskı politikası uygulanıyor. Ve bu süreçte içlerinde Başboğalp Aslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velici Togan, Reha Oğuz Türkkan, Necdet Sançar, Fethi Tevetoğlu gibi isimlerin olduğu 30 kadar Türkçü ve Turancı tevkif ediliyor. Yani tutuklanıyor. Bir dizi soruşturmalardan geçiriliyor. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 1944'e kadar gelen süreçte, çok kısa bir süreçte, devlet kuruluş felsefesi olan Türkçülüğü ve Turancılığı bir nevi suç olarak nitelendiriyor ve yargılamaya giriyor. Tabii ki bu yargılamaların sonucunda fikriyat anlamında Türkçülük ve Turancılık bir darbe almıyor. Daha da güçlenerek çıkıyor. Bu süreçte Başboğalp Aslan Türkeş'in Turan'la ilgili yine bir tanımı var. Başbuğumuz diyor ki yargılamalarda vermiş olduğu bir savunmasında, bizim için Turan sadece Orta Asya'daki ve Asya'daki Türk kavimlerini kapsamıyor. Bizim için Turan Balkanlardaki, Yunanistan'daki ve Bulgaristan'daki Türkleri dahi kapsıyor. Yani bizim için Turan bu kadar önemli bir mesele diyor. Yine başbuğumuz yapmış olduğu konuşmalarda ki süreç 1940'lar, 1950'ler, 1990'lara ışık tutarcasına bir gün Sovyetler Birliği'nin dağılacağını ve Sovyetler Birliği içerisinde bugün yaşam mücadelesi veren, varlığını sürdürmeye çalışan Türk kavimlerinin, Türk halklarının bir gün elbet bağımsızlığını elde edeceğini söylüyor. Bunları söylediğinde dediğim gibi tarih henüz 1940'lar, 1950'ler. Devamında tarih başbuğu haklı çıkartıyor ve 1990'ların sonuna geldiğimizde bizim bu bahsetmiş olduğumuz Sovyetler Birliği içerisindeki Türk halkları, o dönem içinki özel Türk devletleri sırayla bağımsızlıklarını kazanmaya başlıyorlar ve tarih başbuğumuzu bu konuda haklı çıkartıyor. Bu süreçte tabii başbuğumuz Alparslan Türkeş Türkçülük ve Turancılık fikriyatını daha sağlam bir zemine oturtmak, daha sistematik bir şekilde devamını sağlamak için çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Baktığımız zaman Cumhuriyet döneminde özellikle Fevzi Çakmak'ın kurmuş olduğu Millet Partisi içerisinde bağımsız, müstakil olarak Türkçülük ve Turancılık fikriyatını savunan isimler siyasi arenada boy gösteriyor. Ancak bir araya gelemedikleri ve tek ses olamadıkları için siyasi anlamda çok bir etkileri olduğu söylenemez. Bu konuda 1960'lara geldiğimizde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi içerisinde bir oluşum meydana geliyor. Başını başbuğumuz Alparslan Türkeş'in çekmiş olduğu bir grup Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi içerisinde siyasete atılıyor ve devamında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanlığı'na başbuğumuz seçiliyor. Akabinde 1969'da Adana'da gerçekleştirilen kongrede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ismini ve amblemini değiştirerek 3 ilerle amblemi alıyor ve isim olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'ni alıyor. Ve bu anlamda Türkçü, Turancı fikir Milliyetçi Ülkücü Hareket içerisinde siyasi kendine bir zemin kazanıyor ve bu anlamda siyasi faaliyetlerini yürütüyor. Başbuğumuzun Turancılıkla ilgili olarak özellikle Türkiye'nin meseleleri, temel görüşler, 9 Işık gibi eserlerinde birçok açıklaması, birçok yazısı mevcut. Günümüze geldiğimizde ise Türkçülük ve Turancılıkla ilgili olarak geçmişimize bakarak geleceğimizi daha iyi tayin etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bu anlamda kökü mazide olan atiyiz sözü çok önemli. Yani kökümüzü mazide alarak geleceğe bakmalıyız ve emin adımlarla yürümeliyiz. Fakat bu anlamda Turan fikriyle ilgili olarak neleri yapabiliriz? Ortaya neler koyabiliriz? Bununla ilgili olarak İsmail Gaspıralı'nın çok önemli bir sözü var. Günümüzde her ne kadar daha çok slogan gibi kullanılmış olsa da çok güzel bir fikri zemine oturan, bu Turancılık fikrini nasıl gerçekleştirebileceğimizi ışık tutan çok güzel bir söz bence. İsmail Gaspıralı diyor ki, dille, fikirle ve işte birlik. Yani Turan'ı kurmamız için bizim öncelikli olarak bütün Türk milleti olarak dilde birliğimizi sağlamamız gerekiyor.
Bu nasıl olur? Öncelikli olarak Türk dünyasında ortak bir alfabe çalışması yapılarak gerçekleştirebilir. Bu konuda birbirimizle anlaşmamız, yani bugün Edirne'de yaşayan bir Türk çocuğuyla Kaşgar'da yaşayan bir Türk çocuğunun birbiriyle hiçbir sıkıntı çekmeksizin konuşabileceği hale gelen güne kadar bu dilde birlikle ilgili olarak çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Bu konuda da özellikle akademik anlamda çok sayıda çalışmanın yapılması gerekmekte. Fikirli birlik anlamında da dilli birliğin devamında Turancılık fikrini, Türkçülük fikrini diğer Türk coğrafyalarına iletmemiz, onların da bu farkındalığını uyarmamız gerekiyor. Yine fikirli işbirliği anlamında ne kadar çok bir araya gelirsek, ne kadar çok birlik sağlarsak yapacağımız işler ve yapacağımız çalışmalar da o nispetle güçlü ve kuvvetli olur. Bugün dünya arenasında, uluslararası arenada baktığımız zaman artık NATO gibi, Avrupa Birliği gibi, Şangay gibi birçok örgütlenme mevcut. Kendi başına belki yine bir şeyleri yapabilecek ama bir araya geldiğinde çok daha iyi işler yapabilecek devletleri görmekteyiz. İşte fikirde birliği de bu anlamda bunları yapabileceğimiz aşamaya gelene kadar desteklememiz gerekiyor. İşte birlik konusuna gelecek olursak da artık uluslararası arenada devletlerin güçlü olması demek ekonomilerin güçlü olması anlamına geliyor. Bu anlamda da işte birlik konusunda Türk dünyasındaki günümüzdeki özellikle 7 bağımsız devleti birbirleriyle olan ekonomik, ticari, sanayi işbirliklerini daha da arttırmaları gerektiği düşüncesindeyim. Bu bağlamda bizler de kendi alanlarımızda hangi bölümleri okuyorsak, ileride hangi bölümleri okumak istiyorsak, hangi işle veya meslekle ilgileniyorsak bunu kendimize birinci öncelik olarak koyarak işlerimizde Turan'a ve Türk milliyetçiliğine nasıl bir fayda sağlayabilirim, Türk milletine nasıl bir fayda sağlayabilirim düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Örneğin bugün bir ticaret yapıyorsak bunu diğer Türk devletlerinde de nasıl gerçekleştirebilirim, diğer Türk devletleri ve Türkiye açısından nasıl bir katkı sağlayabilirim, bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmek gerektiğini düşünüyorum. Yani baktığımız zaman Turancılık genel anlamda Türk milletinin bir arada olması, bir arada yaşama hedefi, bir arada yaşama gayesi olarak karşımıza çıkıyor, özetlemek gerekirse. 1800'lerden 2021 yılına geldiğimiz süreçte tarih bize artık gösteriyor ki İstanbul'un sınırı Saraybosna'dan, Diyarbakır'ın savunması Musul ve Kerkük'ten, Erzurum'un hudutları ise Türkistan'dan başlamakta. Bu bağlamda bizler de buna göre çalışmalarımız yapmalı ve buna göre ne kadar katkı sağlayabilirsek çalışmalıyız.